Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Allah-u Teala Hazretleri uğurlamakta olduğumuz, son vazifesinde bulunduğumuz önce inşallah ceza duasını bilmeyenlerimiz Fatiha suresini okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Min malihi. Hanginize varislerinin malı kendi malından İbrahim Bey bir yolculuğun devamında, bize malum olmayan bir yolculuğun devamında Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin inşallah. Geri ve helalliğinizi talep ediyoruz inşallah. Şu musallada bir Müslüman olduğuna şehadet eder misiniz? Evet. Yine şehadet eder misiniz? Evet. Mekke-i Mükerreme'nin arka sokaklarında Orta Asya'dan gelen garibanlara yaptığı katkılar var ki beraber. Bizler de hepimiz hep şahidiz. Kendisi gerçekten çok asil bir insandı. İmanı hepimiz şahidiz. Mükemmel bir insandı. Memleketi için, vatanı için, milleti için çok büyük sevgileri olan bir insandı ve Türk sanayisinin tabii ki kendisi temel direklerinden birisi, önderlerinden birisiydi. Aynı zamanda hayır, hasenat, bütün bunlara herkes şahittir. O bakımdan kendisi bu gök kubbede tabii ki çok güzel seda bırakarak gidiyor. Kendisine Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun bütün ailesinin ve bütün dostlarının, herkesin başı sağ olsun, Türk milletinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Ben de İbrahim abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Ben de İbrahim abimizi işte şuracıkta Fethiye'de İmam Hatip Okulu'nda okuduğum yıllardan tanıyorum. O günden bugüne tanıdığım, görüştüğümüz, seviştiğimiz bir abimizdi. Yerliydi, milliydi ve sürekli olarak bunun heyecanını, bunun aşkını duyan bir insandı. İthal malı değildi. Her alanda ben ülkeme, milletime, vatanıma neler yapabilirim, neler katabilirim? Hep onun gayreti içerisinde olan bir büyüğümüz, abimizdi. Ve soyadı gibi Bodur değildi. Aslında tam tersine o bir devdi. O azametliydi. Hakikaten kimsenin bu noktada kendini ortaya koyamadığı dönemlerde kendini ortaya rahatlıkla koyabilen bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm ailesine sabırlar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ve mekanı inşallah cennet olsun diyor. Yanlarımızdan sonra konuşmak tabii bize düşmez. Ben sadece aile adına ve kale ailesi adına, kale camiası adına sizlere katıldığınız, geldiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Haber Eksen.
güvenilir bilgi kaynağı.